Hoş geldin sen Bulut Bey'im. Hoş bulduk. Estağfurullah Ali Kaya. Nasılsın? Vallahi bildiğin gibi beyim. Ne uzadık ne kısaldık. Hoş gelmiş sen oğlum. Hoş bulduk baba. El öpenlerin çok olsun. Beklediğinize üzüldüm. Çok beklemediniz ya. Evde oturmaktan iyidir oğlum. Kadınlar sabahtan beri ev ayaklandırdılar. Biz de hemen kaçtık. Gülümser. Gülümser. Hay Allah'ım yarabbim, işe yarayacakları zaman birden ortadan kayboluverir bunlar. Gülümser. Bir yerim sen. Neredesiniz kız? Daha Bulut'un odası hazır değil. Perdeleri de takmamışsınız. Bütün ip koydum ben perdeleri. Seher takacaktı. Ya ellerim şimdi dolmalı, bir şey yapamam valla. Daha dolmadı mı, pişmedi. Of, ay bunlar insanı öldürür ayol. Bulut'un birazdan gelecek ya. Of hay Allah'ım, daha bunlar da serinmemiş kızım. Hadi bir çabuk hemen olun. Hemen Selam Hanım. Hadi. Of. Bakıyorum güzel kızlar hemen fark etmeye başladın. Yok baba. Yerine benzetmiştim. Doğru benzettin. Beyaz o. Çok büyümüş. Güzelleşmiş. Aman kadersiz çıktılar Bulut Bey. Babası öldükten sonra Tahir Ağa'nın kapısına düştüler. Orada çalışıyorlar. Anası da kendisi de hizmetçilik yapıyor. Tahir Ağa'nın kapısına düşen kim İHA olmuş ki zaten? Beyaz, nerede kaldın kız? Hepsini tek dükkandan mallıya mani. Bir sürü yer dolandım. Ay canına ateş düşmüyor. Kız sen benim yüreğime mi indireceksin? Tahir Ağa senin elinde kahve istedi. Ne yalan diyeceğim bilemedim. Of anne, kocaya kaçmadım ya. İki adımlık yer. Gittim geldim işte. Yürü hadi yürü. Yapıver şu kahveyi de götür hemen. Yürü. İyi be tamam. Ne hikmeti varsa benim elime. Yürü. Kaya. Gel hele. Buyur ağam. Kaç defa dedim size. O kalın kafanı almıyorsa söyle. Ne ağam? Ulan hala ne diyeyim. Çarşı pazar işlerine karı kızları göndermeyeceksen demedim mi? Ortalık kötüdür. Konağın namusuna ırzına laf gelir demedim mi? Dedin ağam. Beyaz çıkarı çıkmış gene. Ağam söz geçiremiyorum ben bu kıza. Geçireceksen Kaya. Geçireceksen.
Benim namus meselelere nasıl titizlendiğimi bilirsiniz. Hadi geç şimdi. Gözleri de iyi aç. Aklı da başıya deşir. Yoksa bir dahaki sefere kabak senin başına patlayabilirsin. Başsın ağam. Suretim yok. Anam, suretim yok. Benim suretim yok. Nerede benim suretim? Ha? Nerede benim suretim? Ha? Zehra! Zehra! Nerede? Buyur baba. Benim suretim yok. Suretim yok. Al şu an eyi başımdan. Yine deli deli konuşuyor, kafamın tasını attıracak sabah sabah. Anne. Her yere baktım. Gel. Yok. Anne, gel bulak sureti. Suretim yok. Nerede benim suretim? Ula eksik etek takımı. Şimdi açın kulağınızı, beni dinleyin. Bundan sonra sizin yüzünüzden Tahir'e kadar laf iştirsem, dinime imanıma gözü yüzün yaşına bakmayacağım. Bir haber vermeden kimse çıkarı çıkmayacak. Çarşı pazar işlerini adamlara söyleyeceksiniz, onlar halletsin. Anlaşıldı. Hapis miyiz biz burada? Tamam Masum Kahya. Dediği gibi yaparız. Senin dili fazla uzamaya başladı. Dikkat et, keserler onu. Hadi bakın işinize. Ne bu ya? Bir çarşıya çıktık diye kıyamet koptu. Tahir Ağa istemişti kızım. Üstüne gitme sen de. Beni okuldan aldığında da öyle dediydin. Ana, müjdem isterim. Ne? Olmaz, önce müjdem isterim. Nazo, söyle ne söyleyeceksen, uğraştırma beni. Bulut gelmiş. Yalan. Doğru mu? Gelmiş mi? Gelmiş valla. İki gözüm önüme aksın ki. Yolda görmüşler. Bileydim. Geleceğini bileydim. Kahve kahve. Döktü. Dayısının gizli. Nasıl da özlemişim kokusunu oğlumun. Anneciğim, ben de özledim. Yeter anne ya. Geldiğinden beri kokluyorsun solucak çocuk. Ne o, kıskandın mı? Dayı, bir daha gitmeyeceksin değil mi? Hayır. Artık hep buradayım. Çocuğu bir rahat bıraksaydınız da nefes alsaydı. Karışma İrfan. Yavrum. Amcım, sıcak börekler gelir. Hadi ye yavrum. Sen seversin diye yaptırdım. Hadi bakalım. Beğendim. Al. Buyur. Yemen'den mi geliyor bu kahve? Hele şükür diyorum. Nihayet geldi. Senin elinden bu kahveyi içmezse bölümü geçmiyor, bilirsin. Niye ki? Niye mi? Senin elinden bir kahve bana şifadır. Senin elinden bir kahve bana. Oo, Cemal Efendi. Gün geceye dönerken uyanıyorsunuz. Akşam biraz geç yattık baba. Geç mi? Yok canım. Sabaha karşı erkenden girdin eve. Gördüm. Kaç kevaşa gidiysen bir gecede? Bir de bir kahve yapıyorsan hadi beyaz. Baba nasıl konuşuyorsun kızın yanında ya? Ne olmuş? Bir hizmetçiden mi çekinecektik? Sen iyice azıttın. Bak, gene kumara falan dadandıysan dürerim defteri. Söz verdim size. Oynamıyorum artık baba. Burada da yok. Ne arıyorsan anne? De Allah aşkına. Suretime. Yok. Of. Suretim.
Burada da yok. Anne yalvarırım atma. Söylesene. Suretime. Deli olacağım Beyaz. Deli olacağım. Yok. Aha buradaymış suretim. Beyaz. Bu muymuş suretin? Nasıl çözdüysen anneğin dilini? Suretin ya fotoğrafındadır ya aynada. Bir de suda. Beyaz. Şimdi yapayım kahveyi. Dur, bekle. Kahveyi boş ver. Bak ne diyeceğim. Sen babamın dediklerini aldırma. Öyle garip kızla işim olmaz benim. Dışarı çıkaysam öylesine. Serseri dinle. Bundan bana ne? Ben gideyim. Akşam geç kalmam. Neredesin ya? Adamlar bekliyor. Geç kaldık. Kaç keredir dedim size. Buraya gelme. Babam görecek. He. Görünmedik işte. Hadi hızla da gidelim. Beyaz değil mi o? Size ne? Mevzu derin ha. Yarın işe başlıyorsun ha? Kısmetse babacığım. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Bir hukukçuya kısmetin bol olsun da denmez. İnşallah taşsız dikensiz olsun diyelim yolun bari. O yol her zaman çetindir baba. Adalet mi merhamet mi sorusu bile insanı uykusuz bırakır. Bu soruları sormana bile izin verirlerse ne ala? Ne demek istedin baba? Kral adilse kanuna gerek yok. Kral adil değilse gene kanuna gerek yok derler. Kral kim peki? İnsanların hayatı üzerinde hak iddia edenler var. Bunları biliyorsun. Yaşadık. Merak etme baba. Tahir bana bir şey yapamaz. O adamın elleri senin bilmediğin yerlere kadar uzanıyor. Dikkatli ol. İyi geceler. İyi geceler ya. Kötü telkinlerde bulunma İrfan. Benim oğlum işini bilir. İşe mi gidiyse? Baban, akşam yeni mallar gelmiş. Dikkat et.
Edaran. Ne zaman bitecek bu işler Rüstem? Melisan, bu evde yaşadığımız sürece bitmeyecek. Gideceğiz demiştin. Tüken açarım. Ben size bakarım demiştin. Kolay mı Zehra? Ancak biriktiririm. Dişimi niye sıkıram sanırsan? He? Bizim için. Baba. Matematik ödevim var. Beraber yapalım mı? İşe gidiyorum kızım. Anaya yardım etsin. Of ya. Anne anlamıyor ki. Herkesin babası akşam işten gelir. Sen işe gidiyorsan. Bu ne biçim bir iş? Hadi ya. Hadi gel biz yapalım. Nasıl haber aldınız be geldiğimi? Ben yarın görürüm sizi diyordum. Ayıp edi sen. Uçan kuşta haberimiz olur bizim. Değil mi lan? Hadi bakalım. He. Hele de gıcır savcımız gelmiş. Hapishanede bile duyuldu bile. Abartma Memo. Daha kimseye suç isnat etmedim. Yakında bizi koyarsın oraya. Aziden yalansın Mustafa. Hayırdır? Başımızda bir püskülü var ki. Boşver. Nasılsa yakında senin karşına gelecek. Nazlanma da anlat. Lafa başlayınca sonu getirilir. Anlat hadi. Tahir bizim meyhaneye göz koydu. Borcumuz da var. Malum. Zamanında ödemezsek babadan aldığımızı aynen kendisine devralacak. Durun vahim. Dert etmeyin. Bulunur bir çaresi. De haydi ya. Haydi. De hadi. Son kamyon da bitti baba. Eksik var mı? Yok. Her şey tamam. Şu yeni gelen işçiye göz kulak ol. Ortalıkta boş bukazlık etmesin. Yüreği ferah tut baba. Hiçbiri bir şey görmüyor zaten. Tabii. Esas iş iki gün sonra. Tankerleri alacak şoförleri EYA ayarladım. Ayarladım. Kasabaya 20 savcı gelmiş baba. Haberin var mı? Buralıymış dediler. Buralı mı? Kimlerdenmiş? Merdoğlar'ın oğluymuş. Adı da... Umut mu? Heh. O. Tanısan mı? Merdoğullarının soyunu da, sopunu da, ciğerini de biliyorum. Görecek bakalım ne yapacakmış, ne edecekmiş. Bir hoş geldin merasimi ayarlayak. İyi olur. Gelsin, gelsin. Çok yakışıklı olmuş biliyorsun mi? Hiç korkmadın mı kız? Ya yakalansaydı? Ne olurdu ki? Ben sadece onu görmek istedim. Bir inanmadı. Gittin gözünle gördün değil mi? O değil de... Sanki görünce bilecektim. Ney? Benim için döndüğünü. Vallahi mı? Bilmem. Ama öyleyse diye. İçimden bir ses öyle diye. Hala babamın yanında içmiyor musun? Ne bileyim, alışkanlık. Sen geldin ya, düzeltirsin artık. Bak, bir gün bu laf sokuşturmalarının intikamını alacağım senden. Bugün Beyaz'ı görmüşsün. Gördüm, niye? Ne kadar güzel bir kız olduğunu görmedin mi? Yoksa sen beni mi uyutmaya çalışıyorsun? Gördüm canım. Görülmeyecek gibi mi? Yakında düğün dernek kurarız size. Nereden çıktı bu? Küçükken pek yanıktın onu, unuttun mu yoksa? Sen versene şunu, içme. Yaramıyor sana pek. Bak. Sinirlendiğine göre İstanbul'da yolunu gözleyen biri var senin. Belki vardır. Pas. Pas. Tamam. Gel lan buraya. Buyur ağam. Ne işi var lan bu itler burada? Ağam, biz borcumuza sadığız. Bizde paranız kalmaz falan deyince... Kes lan!
O borç ödenmeden içeri adım atmayacaklar demedim mi ben size? Atın dışarı. Ama Tahir Ağa'nın oğlu. Baş takmalar Tahir Ağa'ndan. Kralı gelse borcunu temizlemeden buraya oturamaz. Atın dedim. Peki oğlum. Gördüm. Hadi kalkın. Abi ne oldu? Çıkın siz beyler. Abi bir dakika. Hadi. Gözün yandı ya, bir dakika ya. Hadi dışarı. Hadi. Hadi. Ağam bir saniye ya. Ulan senin var ya. Ulan. Yeter ulan. Hem arpayı samanı iyiler, hem torbayı utanmadan başkasının boynuna takarlar. İtin dölleri. Ağam bir dinle hele. Kes ulan kar gibi sızlanmayı. Açın kulağınızı da beni iyi dinleyin. En kısa zamanda borcunuzu ödemezseniz Tahir Ağa'nın oğlum oğlu demeyip andolsun ikinizin de boynunu vurdururum ulan. Ağam bir dinle. Ders ulan Tilki. Tamam dedik. Ödeyecek işte. Hadi artık yatır ananı. Ama baba. Uzatma Zehra, geç oldu. Hadi anne kalk. Uyumak vakti değildir. Uyanmak vaktidir. Kurtlar inecek, çahallar inecek. Gel anne. Beni götürür müsün bulutuma? Seni burada bırakmaya kıyamam. Seni de götürürüm evime. Bulut da sever seni. Sen de onu. Sen de benim gibi bağlanıp kaldın buralara ama. Merak etme. Yakında ikimiz de kurtulacağız. Annemi de alırız. O da çok çekti yıllardır. Gerçi o senden korkuyor ama. Kim kimden korkuymuş? Ne yapıyorsun sen burada? Hiç ben... Ben size... Ekleşmeyin şu hayvanlarla. Şımartmayın onları demedim mi? Bu kadar güzel olmasaydın Siye de kızardım ama. Ağam. Nereye kız? Seninle daha işim bitmedi. Ağam. Sen beni iyice deli etti artık. Ağam. Ağam. Büyüdükçe serpildi, ağam. Güzelleşti. Ağam. Sabah akşam canım çekiyor kız seni. Ağam. Ağam yapma. Yaca bitti acakmış. Ağam yapma. Hayder seni kapımda yapma. Ben gibi yedim. Ben yapma. Ya.
Bu sefer fena tosladıkla Cemal. Bu adam peşimizi bırakmaz bizim ha. Alo. Hop. Kime diyen? Ne düşündün sen öyle? Beyazı. Oho. Ben ne diyeyim, sen ne diyorsun ha? Reşo iki gün sonra mıklatacak bizi. Siyah şaka geliyor ha. Ben bu kıza fena takıldım Tilki. Hem yeni de gel. Çocuk kendin. Sen ne biçim ağırlısın ya? Kızı istiyorsan git al. Hangi kız sana yok diyecek? O hizmetçi. Sen bir ağa değil misin? Sen ne istiyorsan iste. Yerine getirmek zorunda değil mi? Hiç sorgu sual etmeden alacaksın kızı altıya. Önce biraz nazılacaktır ama sonra istediğin gibi gönlünü yapacaktır ha. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben size ne diyeyim? Sen bile ne diyorsun? Karım yapacağım. Helalim yapacağım diyeyim. Sen bile ne diyorsun? Dur bir dakika. Ağam yanlış anlamışım. Ağam yanlış anlamışım. Sen bile ne diyorsun? Sen bile ne diyorsun? Ağam! Allah benim cezamı verecek! Bu olanlardan tek bir kimseye bile bahsedersen önce anayın sonra da seni canı yahut tıkarım ona göre. Yaşamak istiyseniz çeneyi kapalı tutacaksınız. Hadi şimdi ses etmeden git. Ceylan onu yatırırken dayım sabah burada olacak mı diye sordu. Canım. Babası gibi. Senin de gidip bir daha dönmeyeceğinden korkuyor. Hiç haber yok mu? Yok. Ne biçim bir baba bu ya? Nasıl bir insan bunu karısına çocuğuna yapar? Öyle deme Bulut. Yapma abla ya. Tam 5 yıl oldu. Tam 5 yıl önce şu kapıdan yürüyüp çıktı bu adam. Sonra sır olup kayboldu. Başına ne geldiğini bilmiyoruz ki. Belki de. Ha. Buyurun. Baba. Ha. Bizim Mustafa ile Mehmet. Gerçekten zor durumdalar. Eğer borçlarını ödeyemezlerse Tahir dükkanlarını ellerinden alacak. Kendi düşen ağlamaz. Ne demek bu şimdi baba? Tahir'den borç almaya gittiklerinde onun ne kadar kan emici olduğunu bilmiyorlar mıydı? Çaresiz kalmışlar. Ne yapsınlar? Bence şimdiden kendilerine iş arasınlar. Baba, ben senden hibe istemiyorum. Borcu sen devre, al sana ödesinler. Ben kefilim diyorum. Olmaz. Demek Tahir'e yem olmalarına göz yumacaksın. Neden baştan bana gelmemişler? Bütün mesele bu yani. Hayır, mesele yalnızca bu değil. Tahir, herkesi oyuna getirip memleketin neredeyse tamamını satın alıyor. Yahu derdi ne bilmiyorum. Senin uyanıklar bunu görememişler mi? Kendi ayaklarıyla ona teslim oldularsa benden tek kuruş çalışmaz o kadar. Peki baba. Anlaşıldı. Afiyet olsun. Sağ ol. Oğlum gidiyor musun? Kahvaltı etmedin daha. Aç değilim anne. İlk günden geç kaldım. Hoşça kal. Adamlara da söyle, gözlerini dört açsınlar. Kuş uçurtmasınlar deponun etrafında. Bütün adamlar hazır baba. Haydi.
ne diyeyim kız, baksana. Ne kız bu hali senin? Akşamdan beri bir tuhaf oldu. Hiçbir sözü işitmiyor kulakların. Duymadım. Haydi fazla iyileşme, çabuk bitir işi. Daha çamaşırlar asılacak. Ve subhanallah, dilini de yuttu bu kız. Görünmez kaza. Dikkatli olun. Uyanık olun. Allah muhafaza bir dahaki sefere. Doğru söylüyorsun Tahir Ağa. Ben şunları bir toplayıverem. Verilmiş sadakan varmış vallahi. Baba. Baba. Ne lan bu surat? Gene mi kavga etti yoksa? Önemli bir şey değil baba. Dün gece işi biraz fazla kaçırmışız arkadaşlarla. Lan sen iyice serseri oldu başıma. Her gün bir vukuat, her gün bir mesele. Şöyle bir başını bağlayıp oturtamadık seni. Aslında ben de bunu konuşmak isteyen baba. Ne diyeceksen de hele. Biliyorsan işte. Yaşım geldi geçiyor. Eğer mahsur yoksa bugün dernek kurmanın vaktidir diye düşünüyorum. He? Sen ne diyorsun lan? Cemalimiz de tavına gelmiş, dizini kırıp bugün evlenmek istiyor. Aslan oğlum benim. Hasibe! 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 Koş gel Hasibe! Oğlumuzu baş göz edecek Hasibe. Gel. Gel. Bak, oğlumuz ne dedi? Vakti geldi artık, beni evlendirin de. Hangi kızı istiyse söyle alayım sana. İster aga kızı olsun, ister paşa. Kimi çekiyse yüreğin, ne istiyse söyle. Ben beyazı isteyen baba. Ne diyorsun ha? Şaka edisin herhalde. Küçüklüğümden beri beyazı seviyorum ben. Ama korkudan diyemedim siyah bir türlü. Manyak mısın oğul sen? Yoksa aklıyı kurda kuşa mı yedirdin? Aksından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Sen bir ağa oğlusun. O bir hizmetçi. Ne işi olur senin onunla? Kendini nasıl bir tutarsın bir hizmetçiyle? Öyle deme baba. Temiz, namuslu bir kız beyaz. La sıçarım namus ya! Ulan sen beni rezil mi edeceksin lan el aleme? Bütün kasabaya kepaze mi edeceksin? Koskoca ağa oğlunu bir hizmetçi parçasıyla evlendirdi dedirtmem ben. Unut bu meseleyi, unut, unut! Çok denedim baba. Unutamıyorum. Ya olmuyor, yapamıyorum. Sen isteseydin, istemeseydin beyazı alacağım ben. Saygısız! Ulan akılsız! Ulan eşşi olmasın! Ulan baba sözünden dışarı çıkmak var mı lan törede? Ulan öldürür evlat seni! Ulan şart olsun gebertiyorum! Yıkıl karşımdan! Defol git! Aklın başına gelene kadar da gözüm görmesin senin! Sen de kapa çene yavrat! Sırlayıp durma! Doğru dürüst bir adam olur çocukların başına! Sonunda olup olacak iyi buydu işte! Onlar da anası gibi aklını oynatıyor sonunda! Oh.
Vallahi ben bir belediye başkanı olarak bu topraklarda yetişmiş ve hizmet veren biri olarak bizim topraklarımıza yetişen bir evladımızın böyle önemli bir görevde hizmet vermek için memleketine dönmesine şahsen acayip ben... Mütehassıs. Aynen öyle. Helal olsun, daha ne diyeyim. Eksik olmayın. Sizin yardımlarınızı elimden geleni yaparım. Hayırlı olsun. Beyler, biz de hoş geldin ziyaretimizi kısa keselim de savcı bey işlerine dönsün. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Gördün mü? Vallahi şimdi koşarak çıktı konaktan. Sen bir yere gönderdi zannettim. Çıkar mı çıktı? Şşş. Ziya bir şey söyledi mi? Bugün iyi görmedim ben onu. Ne işitti ne görü. Bana demedi ama. Ne bileyim, siz kız kıza konuşmuşsunuzdur dedim. Nazo. Var seni diliğin altında bir şeyler. Yok vallahi Cevriye Hanım. Eylesine. Ben anlamam eylesine falan. Bir şey saklıysan sen benden de hele. Bulut geldi ya. Kız ne bulut? Yağmur mu gelecek? Cevriye Ana. Öyle bulut değil. Hani çocukken. Aman. O bulut mu? Kız. Bana bak. Sakın onun yanına buluşmaya gitmiş olmasın. Kız. Deli misiniz kız siz? Aklınızı mı yitirdiniz? Tahir Ağa duyarsa kemiklerini kırar, onu öldürür. Dursun. Ben onu nerede bulacağım? Adam da böyle yapmıştı. O da kızı alacakmış. Sen şimdi beni alacak mısın? Ha?
kurban olurum Beyaz. Anne. Anne. Kızım. Ne yaptın kızım kendini? Kurban olurum sana. Kadalık kızım. Hayatım. Evet evet başladım. Duruşman çabuk bitmiş. Ne yapayım şimdi, evrak işleriyle uğraşıyorum. Hani beni arayacaktın, unuttun mu? Hayır, hiç aklıma gelmedi. Gel. Hep söylüyorum sana, buraları harikadır. Ya. İnsan başka bir şey düşünemez ki. Ama ben seni de düşündüm, merak etme. Gerçekten. Efendim? Yok, yok bir şey. Rüya, ben gitmek zorundayım. Seni ararım, tamam mı? Cevriye Hanım. Ben Bulut. Tanıdınız mı? Bulut. Sen mi yaptın? Bir şey mi dedin? Kime? Beyaz'a. Sen için mi kendini astı? İstemedim. Git mi dedi? Beyaz'ı görmedim daha önce Cevriye Hanım. Bana mı geleceğini söyledi? Yok. Kimse öyle demedi ama. Geldiğini duymuş. Ne bileyim. Belki dedim buluştunuz. Konuştunuz. İpten sen indirirsin galiba. Ben ya. Çobanla ben. Siz, sizin ağacın altındaydım. Tamam. Geçmiş olsun. Haydi ver ala şartla şu taşla. E kolay mı? Arada çocuklar var. Cemal, az gelirsem bir şey söyleyeceğim. Görmüşsen mi lan? Beyaz. O kızın adını ağzıya alma demiştim size. Kendini azmış Nilay. Ne diyorsun lan sen? Vallahi yazmış. Beyaz. Nasılsın? Ne yaptın sen Beyaz? Dün geldiğimde yolda gördüm seni. Yürüyordum. Sen beni görmedin. Savcı Bey. Peki. Şimdi ben burada resmi olarak bulunuyorum. Anlıyor musun? Ağaçta asılı bulmuş annen seni. Bunu sana biri mi yaptı? Sen mi kendini öldürmeye kalktın? Neden? İntihara kalkışmanın sebebini öğrenmeye çalışıyorum. Sıkılmıştım. İnsan hiç sıkıldı diye intihara kalkar mı Beyaz? Biri sana bir şey mi yaptı?
Hayır. Korkuyor musun yoksa? Allah'tan başka kimseden korkmam ben. Eğer Allah'tan korksaydın intihara kalkışmazdın. Böyle belirsiz durumlarda genellikle kızlara bekaret kontrolü de yapılır. Kimse bana bir şey yapmadı. Ben anam beni okutmadı diye şey yaptım. Okusaydım hizmetçi olmak zorunda kalmazdım. Öyle işte. Kurban, bir iyi bir şey söyle ne olursa. İyi merak etme. Allah razı olsun. Hadi artık ağlama Cevriye Ana. Gel, gel. Beyaz. Gerçeği söylemek ister misin? Kayıtları geçmeyecek. Söz veriyorum. Sana yardım edebilirim. Peki. Ama bir şeye ihtiyacın olursa ya da canın sıkılırsa bana haber ver. Olur mu? Beni adliyede bulabilirsin. Artık buradayım. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bu koridoru boş bırakmayalım. Her zaman bir nöbet tutsun. Emredersiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Cemal. Buraya geldiği duydum. Hayırlı olsun Bulut. Sağ ol. İlk işimin beyaz olması ne garip değil mi? Sen bu kızın bu işi neden yaptığını biliyor musun Cemal? Ben neden mi sorguluysan savcı? Sizin hizmetçi değil mi? Bilirsin diye düşünmüştüm. Bilmiyor. Cahillığındandır. Kim hayatını kıyar ki gencecik yaşında? İnsanı hayatından bezdirenler varsa ne gençlik ne de gelecek düşünürsün. Bir kuşkuyu varsa en ufak bir kuşkuda bile olayı petrol kuyusu gibi deşerim Cemal. Merak etme. Eski defterleri karıştırmak pahasına bile olsa. Beyaz. Geçmiş olsun. İyi mi sen? Beni çok üzdüğü biliyorsan de. Aslında neden böyle yaptığı biliyem. Gönlünü kırdı babam senin. Ya sen ne bakıyorsan onun lafına. O istediği kadar aslın tutsun. Seni de gereği düşünmez ki. Sen iyileşmeye bak hele. Ben ne yapacağımı biliyorum.
Hepsi babamın suçu. Kız hizmetçi diye hor gördü. O da gitti kendi kendiyi astı. Yetti artık. Sen bu Sevda yüzünden iyice kafayı yemişsin ha. Ağır olmak kıyak bir şey geliydi bir yere. Ama Seyit de benden farkın yokmuş be arkadaş. Ağa Seyit de ağaymış. Artık değil. Ne diyorsun canım ağır? Bekle. Göreceksin. Gece gelemem ben. Rüstem gene mi? Babayla işimiz var. Kurban olayım dikkatli ol. Size bir şey olacak diye. Merak etme. Damat, hala avradın eteği altındasın köftoğum. Haydi, bin arabaya. İyi günler, geçmiş olsun. Allah'a şükür iyileşmiş. Yürü yürü, işimiz var. Çabuk bırakmışlar. Ne o kız? Sevgiline kavga edip kendini bayrak mı ettin ha? Asıl. Haddi bil. Kapı çaldım, kol kırıldı. Tuttum, dal kırıldı. Toprak kazdım, bel kırıldı. Nazım, sen mutfağa git, ben beyazı yatırıp geliyorum. Kızları saklayın! Kızları saklayın! Noktaya geleyim. İşaret ver. Kimdi o? Burnunu sokma her şeye. Kimse kim? Birazdan göreceksin zaten. Burnunu sokmadıysan da bilirsen bir tilki diyeler. Yolumu kokuyla bulurum ağam. Söyle bakalım, şimdi ne kokusu alıyor burnunu? Pok kokusu alıyor. Pok kokusu.
Nerede kaldı bu adamlar? Gelmeleri lazım. Onu ben de biliyorum. Ben size nerede kaldılar diye. Elimden kaydı. Ula deyyuslar! Ben size dikkat edin demedim. Ne yapıyorsun sen ula? Ne yapıyorsun sen ula? Ne yapıyorsun sen? Ulan seni! Abi kurban ula. Sandıkta abi ne vardı? Sandıkta ne vardı ulan? Ne vardı? Aferin. Bu gördükleri yukunda bile sayıklarsan yakarım ula seni. Yakarım. Anladın ulan. Anladın. Bir dahaki sefere seni ben bile kurtaramam. Anladın ulan. Anladın. Geri. De getirin şunu. De hadi. Toplayın şurayı. Aferin la damat. Senin içinde meymelesiz bir iblis var. Bilirsen değil mi? Evde kılıbıksan sokakta bildiği it. Eğer karın benim kızım olmayaydı seni adam etmek için böğrüye çökerdim. Şu şoförü ara. Hayır alamet değil bu gecikme. Niye bu kadar geç aradın üstem? Alo. Ne oldu? Deliğin mi tutuldu? Babam orada mı? Sen bir onu ver. Baba. Cemal senle konuşmak istiyor. Cemal mi? Ne oluyor lan? Alo. Cemal. He. Benim. Malları iyi merak ettim. Ne diyorsun sen lan? Kafayı mı kırdın lan? Yok. Akıllandım diyek. Bana bak. Ne akla karıştırdığını bilmiyorum ama. Eğer. Ne akla karıştırdığımı gel de gözüyle gör baba. Çok takdir edeceksin. Hele gel. Beni ayağına mı çağırıyorsun lan? Estağfurullah baba. Sen buraya gelmeyeceksin. Mallarıya geleceksin. Gelmezsen 10 kamyonluk malı unutacaksın. Anladın? Ne diyor bu lan? Sen Rüstem ver hele bir ya. Yol tarif eden. Al, siyah yol tarif edeceğim. Ne diyor? Ne yolu? Alo, Cemal. Rüstem. Şantiyedeyik. Hadi gidelim baba. Bu herif ne atlar karıştırayım? Bilmeyen baba. Bana bak. Eğer onunla bir iş çevirirse sen, ikinizi de yakar. Çıra gibi yakarım anladın? İki gözüm önüme aksın bir şey biliyemse baba. O eşek sıpası kendi başına iş yapmaya çalışıyor değil. İşe başladığım gün önüme gelen ilk dava çocukluk arkadaşım Beyaz'ın intiharıydı. Ya benim beceriksizliğim ya da onun inadı yüzünden olay çözümlenemedi. Bana göre tabii. Yoksa dosya çoktan kapatıldı ve adliyenin tozlu raflarına kaldırıldı. Gel. Canım. Kahve mi yaptın? Işığını gördüm. Hala uyumamışsın. Senin gibi. Çalışıyorsun. Sayılır. Dava gününü tutuyorum. Ha, anladım. Emekli olunca anılarını yazıp zengin olacağım. Fena fikir değil. Ya Elif, Beyaz'ı bir türlü aklımdan çıkaramadım. Tabii. Tıpkı çocukluğundaki gibi. Bak şimdi. Yalan mı? Gidinceye kadar nişanlım diyordun. İstanbullu kızları görünce de unuttun sen hain. Ya siz kadınlar var ya, çok tehlikelisiniz ha. Nasıl da birbirinizi tutuyorsunuz hemen? Her erkek senin kocan gibi değildir kızım.
Elif. Özür dilerim canım. Boş ver. Öt bakalım. Bu ne demek oluyor? Görmüyor musun baba? Vay puşt vay. Sen beni dinleyeceksin baba. Kafayı yemişsin, ne dinleyeceğim? Hepimizi havaya uçururan. Niye? Derdin ne? Manyak mısın sen? Oldu. Manyak etti. Dedi de beyazı da. Kızın onuruyla oynadı. O da gitti kendini astı. Sen hakikaten kafayı yemişsin. Ha neye benzem sen? Yapmadı baba. Yalan, ben hiçbir şey yapmadım. Kıza hizmetçi parçası dedi. Bize yakışmaz dedi. Beyaz, herkesten farklıdır. Bilmez misin? Ha, bilmez miyim? Ne diyorsun? Benden ne istiyorsun diyeyim. Hala anlamıyor musun baba? Beyazı isteyeyim. He demezsen, benle beraber hepsini havaya uçururam. Haydi baba! Elim uyuşmaya başladı. Ne diyorsun lan sen? Şaka mı sandın? Sonuna kadar gitmez miyim sandın? Ha? Ben senin oğlundan baba. Bu çok sevdiğim malların hepsini uçururdum havaya. Kendim de uçururdum. Sen de be. Burni, ne biçim bir bok çukuruna soktuğu bileydin? Ver elini yoruldum. Bir daha gözünün önünden ayırmayacağız. Havasından mı, suyundan mı bilinmez ama bu topraklarda doğan kadınlar acıya yazgılı doğuyor. İster okumuş olsun, ister cahil. Erkeklerin kanunları yürütüyor buradaki hayatı. Tek karşı çıkış, ölüm. Sen istediğin kadar nedenlerini bulmaya çalış. Değiştiremedikten sonra neye yarar? Beyaz'ı anlayamazsın, bilemezsin. Konuşmaz. Sadece acısını gösterir. Şimdi o kızcağız kurtuldu diye sevindi mi sanıyorsun? Hayır. Kahroluyordur. Bu hayatı Tanrı bize hediye ediyor ama insanlar cehenneme çeviriyor. Demek ki değiştirmek de bizim elimizde. Geç oldu. Ben yatıyorum artık.
Sen düş görmeye devam et sevgili kardeşim. İyi geceler. İyi geceler. Ağam kurban olamam. Bırakmayın bu hayvanları. Sus bırakmayın demedim mi lan? Demedim mi? Bırakmayın demedim mi? Ağam bir daha dikkat ederim. Sus. Tayrak ağam. Sadıkalar neredeydi aklı? Tayrak ağam. Neredeydi? Tayrak ağam. Yani. Yakın kaçma. Adam ölecek ağam. Dersini aldı ağam. Neredeyse öldürecektin ağam çocuğu. Çocuk salmaya gidiymiş zaten. Niye bu der mi savcı sen? Öfken başka birin ağam. Acısını bu garibandan çıkarıysan. Sen nereden biliyorsun? Sabah söyledi ağam. Ağzı kulaklarındaydı. Evlenecek mi hakikaten? Gözü dönmüş itin. Evlensin de görsün gününü. Vay be. Keşke anası babası göreydi. Rahmetli Turan ağa. Anma onun adını. Oklu da babası gibi dik başlı. Aptal! Aman ağam. Cemal buralardaysa duyabilir. Ne? Alma mazlumun ahını. Çıkar aheste aheste demişler. Buyur bey. Ben savcı Bulut Merdo. İyi misin Bulut bey? Yani savcı bey tanıyamadım. Kusura bakma. Tayraga'ya mı geldin? Hayır. Cevriye kadınla konuşacağım. Burada mı? Buyur götürem. Ne için görüşecektin Cevriye ile? Kendisine söylerim. Cevriye! Ha. Hoş geldin Bulut bey. Hoş bulduk. Buyur otur. Bulut de Cevriye Hanım. Eskisi gibi. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Daha iyiyim. Kızım kurtuldu ya. Beyaz nasıl? İyi. Uy. Uyku iyidir. Haber verin Beyaz'a. Yok yok. Ben Beyaz'a gelmedim. Seninle görüşmeye geldim. Özel olarak. Oldu. Ben gidip atlara bir bakalım. Otur hele Cevriye Hanım. Ben bir kahve yapayım. Yok yok hayır. Teşekkür ederim. Vaktim yok. Alacağım olsun. Şimdi sen bana Beyaz'ın nesi var onu söyle. Seninle konuştum hiç. Demi. Hiçbir şey demi. Yavuklusu falan var mı? Bilmiyorum. Yoktur herhalde. Pek kimseyi beğenmez de. Okudu etti ya. Kendini biraz... Ne bileyim. Ben cahilim oğlum. Anlamam ne ister ne istemez. Saygıda kusur etmez. Ama herkesi de beğenmez. Her zaman akıllıydı zaten. Bana hastanede okumak istediğini söyledi. Ama izin vermemişsiniz. İzin mi? Halim vaktim olaydı. Okusun diye dünyanın öbür ucuna gönderirdim onu. Ehya ederdim. Elde yok, avuçta yok. Ağa eline bakıyor. Neyle? Ne de? Anladım. İyi günler. Otur şöyle. Anne. Ben evleniyorum. Anlıyor musun? Şimdi kız isteyeceğiz. Sen bir şey etme. Böyle otur yeter. Anlıyor musun? Akşama kadar anlat tek kelime anlamaz. Nazu Cevriye'yi çağır buraya. O anlıyor. Her şeyi anlıyor. Sadece deli. Anne, Beyaz'ı isteyeceğiz. Beyaz'ı bilir misin? Rüyamda at.
kadınları gördüm. Hepsi ateşe düşmüştü. Oradan koşarak çıktılar. Alevden kanatları vardı. Sonra uçup gittiler. Sen de bineydi ya sırtına. Cevriye ana, Tahir ağa seni çağırıyor. Tam işin gücün ortasında ne istemiş ki? Düğün hazırlıkları herhalde. Düğün mü? Hayırdır? Cemal evleniymiş. Ana! 10 dakikaya gelmezsem tencerenin altını kasın, tamam mı? Nazo, sen gümüş takımları çıkar, parlatmak lazım. Beyaz sen de... Sen otur orada. Siye ne olduğunu bilmiyor. Anlatmışsan. Ama senin kalbi kim kırdıysa... Benimkini kırdılar Beyaz. Eğleniyor işte. Kim bilir hangi kız alacağım. Kimsenin beni gördüğü yok. Niye görsün ki? Ben neyim ki? Hizmetçi. Üstelik de salam. Cemal sanki bir aşık olacakmış gibi. Değil mi? Konuşsayla Beyaz. İçim yanıyor. Bir şey söyle. Otur Cevriye kadın. Yok. Böyle iyi yagam. Ya otur dedim. Bak Cevriye kadın. Yıllardır yanımızdasın. He, Allah razı olsun ağam. Sayende geçindik. Geç onları. Demem o ki. Kızın yanımızda büyüdü. Serpildi. Maşallah güzel de kız oldu. Allah razı olsun ağam. Son olayı diyeceksen bir daha böyle çirkin bir şey olmayacak. Yemin ederim. Dinle be kadın. Bırakmıyorsan ki konuşak. En iyisi kısa kesem. Benim oğlana senin kızını isteyen. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Oy. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Verdim gitti de. Bu hıyardan daha iyisini mi bulacaksın? Ben... Allah kısmet ettiyse olur akam. Etti etti ben biliyorum. Öp en aynenli hadi. Hah. Öpeyim anne. Oy. Cevriye ana. Neymiş? Kimin evleniymiş Cemal? Ana, iyi misin? Kalbim sıkıştı birden. İyiyim şimdi. Kızımın mürvetini göreceğim. Tahir ağa seni istedi. Kime? Kız Cemal'e tabii. Ben de olur dedim. Hemen düğün yapılacak. Allah bana bu günleri de gösterdi ya. Nazo. Arkamdan iş çevirmişsen. Arkadaşım değilsen artık benim. Nazo. Kız nesi var onun? Kız kendi mi yoksa? Umurunuzda mı? Umurunuzda mı? Hangimize soruyorsunuz ki ne istediğimizi? Evlenmek istediğimi sordun bana. O kıza soran var mı gönlünden ne geçtiğini? Ancak karar veriyorsunuz. Bizim yerimizse bizim adımıza karar veriyorsunuz ana. Ben evlenmem. Duydun mu anam? Ben kimseyle evlenmem. Oh.
Kızım sakın bir şey yapma ha. Bulut. Efendim? Anlamazlıktan gelme. Ne zaman ikinci torunu sevmeye başlayacağız? Ben de ne zamandır bu konuyu açmak istiyordum ama... hani eğer uygun görürsen... Anneciğim ne olacak? Anneannem sana kız bakıyor değil mi? Ceylan! Ağzına bakır ıslanmıyor kızım. Azar başla. Sen karışma yeğenime, bir dakika. Anne, gerçekten bakıyor musun? Yok yani öyle açık açık değil ama bir sürü tanıdığımız var. Hepsi okumuş, terbiyeli, iyi aile kızları. Hani şöyle bir gözden geçirdim canım. Ne var bunda? Sağ ol anneciğim, eksik olma ama. Aması ne? Duy anne, ben sana söylemiştim. Maşallah. Herkes her şeyi söylüyor. Bir benim haberim yok galiba. Sen ne dedin anneme? Sen söyle önce, sonra ben söylerim devamını. Nasıl desem bilmem ki. Görüştüğüm bir arkadaşım var benim. Ben de bunu demiştim işte. Çocuk onca yıl İstanbul'da okudu, çalıştı. İllaki bir kız arkadaşı vardır dedim. Yani. Ne zaman tanışacağız? Baba bari sen benden yana ol. Aceleniz ne? Zamanı gelince tanışacaksınız elbet. Yaşasın, bana oyun arkadaşı gelecek. Ne zaman doğuracak? Kızım. Tövbe. Beyazım. Evladım. Korkuttun beni anam. Seni merak ettiydim. Heyecandan uyuyan bir insan değil mi? Ana. Ben evlenmek istemeyeyim desem. Başka bir dünya olaydı burası. Derdimizi dert çeker giderdik. Ama kovmazlar. Ağa oğludur. Bırakmazlar. Kaçırır. Eziyet ederler. Hashtag gönül rızanla git. Olur ana. Benim beceremediğim onlar yapsın bakalım. Ne dedin? Hadi yatalım dedim. Ey haydi. Kalk yatak. Haydi. Böyle yemeklere katılmak doğru mu sizce? Kasabanın ya da şehrin ileri gelenleriyle sıra dışı ilişkiler kurmak tarafsızlığa gölge düşürür gibi gelir Savcı Bey. Ama değil. Bunca yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum, adalet adalettir. Gerçekten güçlüyseler yardımcı bile olurlar. Nasıl? Bakman gereken yerleri işaret ederler. Faydalıdır bu tip ilişkiler. Ama senin ailevi sorunların bu yemeğe gelmene engel oluyorsa... Ailevi sorunlar mı? Tahir Ağa'yla yıllar önce başlayan husumetinizi biliyorum. Şu mesele. Bakın Bekir Bey, bizim aramızda husumet falan yok. Sadece görüşmüyoruz. Bu gece devleti ağırlayacak Cevriye Kadın. Yemekleri agır yapasın. Nazu, sen hanımınla ilgilen. Salona girmesin. Fazladan bağırıp çağırmasın. Masanın hanımı Zehra olacak. Zehra, veledini getirme. Erkenden yedir yatır. Anladın? Anladım baba. Yemek şeyde... Servis baba. Servis de sen yapacaksan Cevriye Kadın. Beyaz ortalarda görünmesin. 3 gün sonra gelinimiz olacak kızı ortalığa çıkaramayız değil mi? Hadi bakalım. Gelin çalışın. 8-10 kişilik olsun yemek. Zehra. Sen de iyi giyin bu gece. Neden baba? Elinin körü. Medine dilencisi gibi çıkacaksın herkesin içine. Tamam baba. Hallederiz.
Avcıyı karşısında görünce maralın ödü patlamış. Gözleri kocaman kocaman açılmış. Sanırsan ki yalvarmış. Ama avcı bu. Ne maralın gözünü görmüş ne de yüreğinin atışını. Dayamış tüfeği omzuna, basmış tetiğe. Anlar içinde yere yıkılmış maral. Ama avcı bakınca ne görsün? Sevdiği kız yatıyor yerde kan gölünün içinde. Ne yapıyorsunuz burada? Bu gece misafirimiz var. Senin savcı geliyor. Nereden benim oluyormuş? Geçenlerde buraya gelmiş. Uçan kuştan haberim olur benim. Tamam mı? Uf! Hani ne yapıyorsun ya? Bu gece ortalarda görünme diyecektim. Neden? Sen artık nişanlısın. Ben nişanlımı herkesin ortasına çıkarmam. Sabahtan kalktığımda ezan sesi var. Ezanda sesi değil yer yer burçak yazı ya var. Nanay 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 nanay. Dediğim gibi beyaz. Aman da ne zorunmuş. Ortalarda dolanma. Yer yer burçak yolması. Burçak tarlasında yer yer gelin olması. Nasıl gidersin o adamın evine Bulut? Baba, ben tarafsız bir kanun adamıyım. Anlıyor musun? Tarafsız mı? Halanı öldürenlere nasıl tarafsız davranırsın? Durun, nerede kullan? Bu bizim namusumuz. Temizlemek bize düşer. Töreye karşı gelmeyin. Baba! Abi! Abi! Cenazemizden uzak dur Tahir Karahanlı. Merdivenlerinden de uzak durun. Neden halamı öldürmelerine izin verdin? Neden? Neden? Neden baba? Töremiz böyle Bulut. Töre böyle. Töreniz vatan, töreniz vatan! Halanı öldürdüler. Hala mı tarafsızsın? Baba. Halam öldürüldüğü gün ne dediğimi hatırlıyor musun? He? Töreniz bata diye bağırıyordum. Töre denilen çirkefe kendimizi kaptırırsak neyi değiştirebiliriz ki? Thank you.
başında. Uzun zaman oldu Muhsin Bey. İşler yüzünden. Tahir Han'ın sofraları da meşhurdur. Eksik olma Bekir. Bu ziyafetin benim için değeri büyük. Neden biliyor musun? Ha bu delikanlı yüzünden. Yıllar sonra bir Merdoklu ilk defa soframa oturdu. Şeref duydum. Hoş geldin Merdoklu. Hoş bulduk. Bulut, memlekatta çalışmak nasıl? Etkileyici. Hele de ilk baktığın dava çocukluğunu bildiğin biri olunca. Gençlik işte, delikanlı bunlar. Adı üstünde, kanı deli. Hadi buyurun. Buyurun. Kız burada ne işin var senin? Yardım edeyim dedim. Ver tutayım şu tepsiyi de sen kapıyı aç. Allah iyiliğini versin. Beyaz. Vay, vay. Kız, senin ne işin var burada? Bekler. Beyaz yakında gelinim olacak. Şimdiden haber vereyim. Ben gelinime hizmet ettirmem. Bırak, bırak. Tebrik ederim Cemal. Vakti gelmişti zaten. Sağ ol amirim. Tebrik ederim Beyaz. Seni de tebrik ederim Cemal. Geline izin vermiyorsunuz ama annesine hizmet ettirmekte sakınca görmüyorsunuz. Cevriye kadının yemekleri meşhurdur. Nazo'nun da işi var. Buraya kadar getirmesini rica etmiştik. Ben dağıtırım Cevriye kadın. Sen git. Yürüme. Cevriye kadın artık anam sayılır savcı bey. Hangi sıfatla yaptı bu kadar önemliyse eğer. Vallahi sıfatın ne zaman konulduğu önemli. Hastanede nişanlanacağını söyleseydin seni o kadar sıkıştırmazdım. Benden kuşku duyduğu bileydim. Açıklardım. Tatsız konuları sofraya getirmeyin gençler. Hadi içek güzel eşek. İçek de bu güzel haberi kutlayak. Sağlığınıza. Sağlığınıza. Bunlar da geçti Beyaz. Yarın gelinim olacaksın. Seni düşeceği rezil halden kurtarmak için çok çabaladım ama salak olup aşıkmış diye. Başına gelecekleri bilirsen değil mi? Gerdek gecesi kız çıkmadığında elbet bilirsen. Ama benim gönlüm siye bir şey olmasını el vermiyor. Bu utançtan kurtulabilirsen demeye geldim. Tek yapacağı milletin görmek istediği kanı münasip bir yeri kesip çarşafa bulamak. Anlıyorsan değil mi? Sen bilirsin. Benim sana yapacağım tek kıyak budur. Ha. Bir de Cemal'i zilzula sarhoş edebilirim. Aga, bir şey mi istemiştin? Yok. Bir kahve yapıverdiydim bir Beyaz'a. Yapar tabii, hemen yapar. Ben bunları toplarım, sen kahveyi yapıver. Hoş geldin. Hoş gördüm. Gel. Hoş geldiniz. Allah mutlu etsin.
başlayasın. Gel sen de saçlarını yap Nazo. Gel. Gel Hasibe Hanım. Günlerdir konuşmuyorsun benimle. Kalbinin kırık olduğunu bilin. Rahat bırak beni. Bırakma. Kendine kötü bir şey yaparsın diye korkarım. Niye yapmayayım? Sen yaptın ya. Bırakmıyorlar. Bilmiyor musun? Adamı ölmeye bile bırakmıyorlar buralarda. Ne istedik kimse sormuyor. Ne yani? Cemal'le evleneceksen diye mutlu da gelir misin? Neden olayım? Ben sevmiyorum ki onu. Allah bilir o da beni sevmiyordu. Avlusunda dolanan bir kızım ben. Ağırdaki taydan ne farkım var? Beğendi alıyor. Bu kadar. Ne sana sorarlar gönlündekini ne de bana. Kaderimizi biz yazmıyoruz ki Nazo. Niye bana böyle yapıyorsun? Bana sorsalardı. O ağaçtan zahmet istemiyorum derdim. Allah korusun. Niye böyle olayım Beyaz? Niye bizim gibilerin yazgısı bende? Elimden gelseydi bütün kötülükleri silerdim. Elimizde Nazo. Elimizde. Geldim. Nasıl olmuşum anneanne? Çok güzel olmuşsun bebeğim. Maşallah kızım ha. Dede. Hey hey. Giyinmenize de gerek yoktu. Çapulcuların arasına gideceksiniz nasılsa. Baba. Başlama yine. Çapulcu ne demek dayı? Eşkıya demek. Ona benzer bir şey işte. Hadi gidelim yoksa bu muhabbet akşama kadar sürer. Hadi kızım. Çocuğu bıraksaydınız bari. Ama anneanne Zeynep var orada. Tamam hayatım. Peki yavrum. Hadi bakalım. Hadi. İyi eğlenin. Hadi. Yolunuz tamam. Açık olsun. Tamam. Geç kalmayın. Zaman değişiyor İrfan. Belki onlar... Hiçbir şeyi değiştiremezler. Yüreğimdeki kardeş acısını değiştiremezler Elmas. Ben o gece hem kardeşimi hem babamı kaybettim. Bunu değiştiremezler. Acı bitmez İrfan. Ama başkaları aynı acıyı çekmesin bari. Gelinlerin böyle mutsuz görünmeleri adetten midir burada? Bu merak mesleki mi duygusal? Sadece merak değil. Belki mutlu olması için bir nedeni yoktur diyorsun. Bu sakallı cübbeli zat kim? Aşiretin şeyhidir. Buradakilerin çoğu onun iki dudağının arasından çıkacak lafa göre davranır. Öl derse ölürler. Vay canına. Onun için elini yalayıp duruyorlar sabahtan beri. Savcı bey. İyi ki davul zurna var da benden başka kimse duymuyor bu lafları. Cemal dayı. Dayım gel. Hadi bakalım hayırlı olsun. Tebrik ederim Cemal. Sağ olun başkanım.
Estağfurullah, estağfurullah. Bir ara uğrayacağım yalnız olmuş. Tabii tabii, bir ara uğra konuşalım. Maşallah kalabalık, düğüne herkes gelmiş. Bu gece dananın kuyruğu kopacak. Eğer bir tek kelime ağzından kaçıracak olursan ananı ölmüş mü? Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocatsın. Hayırlı olsun. Öpeyim abi. Sağ olasın. Ne düşünüyorsun? Mutsuzluğun nasıl da elle tutulur bir şey olduğunu. Neşe, mutluluk nasıl uçucuysa, acı da o kadar ağır. Düğünden geliyoruz Bulut, cenazeden değil. Farkı var mıydı sence? Burada insanlar mutluluk oyunu oynayarak işlerin düzeleceğine inanıyor. Ama ters giden bir şeyler vardı bugün orada. Herkes gördü. Ama görmezden geldi. Yakında sen de öğrenirsin. Salah.